Galatasaray'a bakalım. E, maçtan ziyade öncelik istersen özel haberlerle başlayalım. Özellikle Onyekuru'nun durumuyla durumuyla alakalı biliyorsun evet. birçok detay gazetelerde yer aldı. Buradan başlayarak sonrasında Alamaya Spor karşısında neler yapar grafimizde ekranlarımıza geldi. Bunu tartışmaya çalışacağız. Puan kayıplarını konuşacağız önceki haftalarda. Hemen gidelim Galatasaray'ın sayfalarına buradan. Milliyet Gazetesi ekranlarımıza gelecek Milliyet Gazetesi'nin 20. sayfasındayız şu anda. Monaco'ya para ödenmemiş. 750 bin euro bedel karşılığında kiralanan futbolcu için bugüne kadar hiç ödeme yapılmaması Fransız kulübünü kızdırmış sevgili izleyenler. Bunun üzerine sadece Onyekuru geri çağrılmış. Sarı Kırmızılar son dakikada gereken ödemeyi yapmışlar ama bu ile bu durum bile Monaco'yu yumuşatamamış. Bunun da altını çizelim Milliyet gazetesinin 20. sayfasındayız şu anda. Nevzat Dinler imzalı özel bir haber. Sen de muhakkak okumuşsundur. Evet. Biraz süreci <laughs> yorumlar mısın? Şimdi süreçle alakalı şunu söyleyelim. Bir, yani daha doğrusu üç ayrı nokta var. Bir, e, Falco transferi sırasında Monaco ile yapılan görüşmelerde e, otel odasından paylaşılan Falco ile olan fotoğraf, yönetim fotoğrafı e, bildiğimiz kadarıyla Monaco yönetimini zor durumda bırakmıştı. Bu birinci etki. Yani o süreçte Falcao transferinin biraz Monaco'nun aleyhine işlemiş olması evet. Monaco'yu zor durumda bırakmıştı. İki, Monaco'nun pilot takımı olan Celta Bürüç sezon başında Galatasaray'dan Yunus Akgün istiyor. Bunun için bir transfer teklifinde bulunuyorlar 2 milyon euro civarında ve Galatasaray bu teklifi kabul etmiyor. Sonrasında biraz daha fazla veriyorlar bildiğim kadarıyla. Yine kabul görmüyor ve Yunus Akgün Selteburcu'ya gitmiyor, hı hı. gönderilmiyor. Ve bugün bu sezon Yunus Akgün'ün aldığı süre ortada ve sürede alamıyor. Ve Monaco buradan 2-0 evet. e, burada bir noktaya geliyor. Üçüncü sene Evzat Dindar'ın haberinde yazdığı gibi Monaco'ya para ödemesinin gecikmesi. Yani Monaco Galatasaray'a tabiri caizse kurulmuş ve Aynen. nereden bunu avantaja ya da doğrusu nereden bunun acısını çıkartırım derken Onya bunun acısını çıkartıyorlar. Başka kulüplerde de kiralık oyuncuları var. Böyle bir sıkıntı evet. olmadığı için tek geri çağrılan isim Onya olmuş bu şu an Nijerya'da. Yani Monaco çağırıyor, bir hafta izin evet. veriyor. Oyuncu Nijerya'ya gidiyor. İşte ailesiyle fotoğraf falan paylaşıyor. E, ve Trabzon maçını oynatmıyor oynatamıyor Galatasaray bu sebepten dolayı. Aslında o maç öncesinde galiba o bedel yatmış hesabı yani Nevzat'ın evet. haberine göre yine de bu durum herhalde yumuşatamadı. Yumuşatamamış ve Galatasaray'ın bu süreçte hatalı olduğu noktalardan bir tanesi de hı hı. E, transfer görüşmesine erkenden başlaması gerekiyordu. Yani FIFA'nın verdiği tavsiye kararında kiralık oyuncunun kulübüyle anlaşma zemini arayın demişti. Pandemin yani bu Mart ayının başında kulüplere bildirilen bir durum. Galatasaray takımı Mart ayının başından bu tarafa Onyekuru konusunda ısrarını devam ediyor mu? Görüşmeler yapıldı mı kısmı bende soru işareti. Eğer bu işi son haftaya kadar görüşmeyip son hafta adamlar gelin dedikten sonra ne yapıyorsunuz dediyseniz geçmiş olsun. Peki bu işin çözüleceğini düşünüyor musun bir noktada? Düşünmüyorum artık Onyekuru ayrıldı. Değil mi? Çok kritik bir mücadelede de forma giyemedi. Evet giyemedi, giyemedi. ve Galatasaray'ın şu anda... Hesaplaması gereken nokta şu. Bu ligde evet. Galatasaray şu an matematiksel olarak şampiyonluk şansını kaybetti. Eke. Şampiyonlar şansını da kaybederse eğer kaybedeceği paralar milyonlarca euro olacak. Ve bu tabii ki önümüzdeki sezonda etkileyecek. Gerçek merak ediliyordu Onyekura krizinde. Nevzat Dindar kaleme almış. Bu şekilde son dakika çabası da yönetimin sorunsuz kalmış sevgili izleyenler. Bu arada aynı sayfada kalabiliriz. Falcom'a yine evde sakatlığı sebebiyle yine... İstanbul'a bırakmış Cimbom golcüsünü. Aytemiz Alanya spor maçının son hazırlıkları dün son yaptıkları idmanla tamamlandı ama Falco yine o maçta forma giyemeyecek. Rakamlarını muhakkak değerli evet. O, Oynadığı maçlarda aslında attığı gollerle gol ortalaması fena değil gibi gözüküyor, öyle değil mi? Ama yüzde 40'larda oynama yüzdesi. Evet, yani çok fazla ve bir de çok kritik maçları kaçırdı. Evet, yani her 10 maçın altısında olmayan bir forvetiniz var, golcünüz var bu verimlilik anlamında soru işareti yaratıyor. Ve bu aslına bakarsanız transfer konusunda da hem yönetim hem taraftarların e, öz yapması gereken bir nokta. E, Falka ısrarı sırasında bunu zaman zaman dile getirmiştik. Oyuncunun maliyeti bir kere 6-7 milyon euroya kadar çıkıyor. E, ve e, size ne vereceği konusunu iyi irdelemek gerekiyor. Ve Monaco'dayken bir sakatlığı vardı. Hatırlarsın antrenmanlara çıkmıyordu. İşte Galatasaray tarafı dedi ki antrenmanlara işte Galatasaray istiyor, Monaco'yu istemediği için antrenmanlara çıkmıyor söylentisi evet. ortaya çıkmıştı. Adam sakat. Problemi var adamın. Sakatlıkları var. O yüzden eee Galatasaray bu konuda çok ciddi hatalar yaptı. Pahalıya mal olan hatalar yaptı. Yani Falcao transferi doğrudur yanlıştır kısmını bir kenara bırakar bırakırsak olayı hem maddiyatı çok ağırdı. Çok hem de aldığınız verim düşük. Bugün bakıyorsunuz bu ligde papissizse örneğin neler yapıyor? Ortalığı ayağa kaldırdı adam e diğer taraftan geçiyorsunuz. Sivas Spor'un 300 bin TL sezon başında aldığı Mert Hakan. Bugün 10 milyon 12 milyon lira, lira veriyorsunuz almak için. Hı hı. Ya da buna benzer işte Dembaba. Başak şeklindeki Dembaba. Futbol kariyeri bitti denilen adam. Geldi neredeyse şampiyonluğu getirecek. Öyle bir performans ortaya koyuyor. Yani mutluluğu böyle daha pahalı da bulmayı, yani daha pahalı daha mutlu. Böyle bir algı evet. vardır ya zaman zaman oluşur. Daha pahalı olan daha kalitelidir falan. Bu, bunu aşması gerekiyor artık kulüplerimiz. Bu sadece Galatasaray için de geçerli değil. Bütün kulüplerimizde bu olabiliyor. Bunu aşmaları lazım. Bakın Alanya Spor'un aldığı Bakasetas. Koyun bugün Galatasaray'ın kadrosuna. 34 hafta kesintisiz oynar. Fenerbahçe yazılmış. Evet. Oynar. Kesintisiz oynar. Junior Fernandez oynar. Papistsiz ise oynar. Evet. E daha önce Wagner bu buldu getirdi bu adamlar. Oynadı. Büyük işler yaptılar. E bu adamlar bulabiliyorsa, bu ligin diğer takımları bulabiliyorsa mesela Kayseri Spor Mensah, Hı -hı. Pedro Henrique. Yani bu sayı arttıralı. Yani siz niye hep böyle 5-6-7 milyon euroluk maaşlı adamlara gitmesi diye duyuyorsunuz? Bakalım bu sezon transfer döneminde kimleri konuşacağız. Artık yavaş yavaş konuşamayacağız gibi gözüküyor. Çünkü bütün paralar harcandı. Takvim 13'e bakalım. Artık Falcao ile yola çıkmam Terim'den yönetme şok rapor yaşadığı sakatlıklar tecrübeli teknik adamı da bıktırmış sevgili izleyenler yeni sezonda ona güvenip yola çıkmam Ya satanım eğer satamıyorsak da sürekli forma giyebilecek bir forvet alanın dediği gelen bilgiler arasında çünkü en kritik maçlar forvetsiz şekilde tamamlandı biliyorsunuz yani Terim de hatırlar mısın geçtiğimiz yaz transfer döneminde o süre uzadıkça. Hı -hı. Ona sürekli mikrofon uzatılıyordu. Falco da soruluyordu şüphesiz ki. Hiçbir zaman böyle çok şekli, çok istekli değildi. bahsetmiyordu. Sadece evet. bir sözü var. Aslında çok politik bir söz. Alkohol kim takımında görmek istemez gibi evet. kariyerine vurgu yaparak. O bir... da sonu ama. Yani sonu. Son zamanlarda bunu söyledi hoca. Başlarda çok çekmiksel, böyle taraftar istiyor diye biraz da hani çok topa girmiyordu. Çok istemiyordu. Ama sanki. belliydi halinden hocanın istemediği. Bu konuda... Şimdi bir de Haklı araya çıktı. gireceğim. 7 milyon euro maaşı var evet. toplamda. Yani bunu bırakıp gider miydin? E, gidilmez tabii. Yani şu an Falka'ya kulüp bulsanız bile o kulübün bu maaşlara çıkması çok doğal değil. E, Arap Yarımadası'ndan olası bulabileceğiniz 7 milyon 8 milyonluk maaş için de Falkan İstanbul'u bırakıp gitmek isteyeceğini zannetmiyorum. Evet. Yani düşünsenize aynı para. Hadi 1 milyon euro falan fazla olsun İstanbul mu? Arap Yarımadası mı dersen muhtemelen burayı tercih edecek aynen öyle. oyuncu. Çok iyi ülkeler var Arap Yarımadası'nda. Mesela ben Katar'ı falan çok beğenmiştim. Çok iyi ülkeler var. Ama iklim şartı ve lig kalitesi olarak baktığın zaman biraz daha İstanbul öne çıkıyor. Değil mi? Arada küçük fark olsa dahi evet. oyuncu burayı tercih edecek. Muhtemelen burayı tercih edecek. Ve Verdiğiniz 7 milyonun para, üzerine de çıkmak da değil mi? Çok kolay, çok kolay değil. değil aynen. Yani Bir de kriz sadece <laughs> Türk futbol takımlarında yok. Dünyada da Arap Yarımadası'nda örneğin... Para ödeyemediği için birçok oyuncu serbest kalıyor. Çin'de keza benzer durumlar var ki orada zaten sınırlamalar geldi. Şunu soracağım. Yani Gomis iyi performans sergilemişti. O dönem birlikte programlar yapıyorduk evet. hatırla. Yani 500 bin TL'lik miydi? Euro. Euro. muydu, Euro'luk bir maaş farkı yüzünden bir sıkıntı yaşanmıştı ve yönetimle yollar ayrılmıştı. Ve yönetim eleştirmişti kendisini bu para istiyor diye bu şekilde. Evet ve sonrasında da Gomis sürekli sosyal medyadan hatırla paylaşımlar yapıyordu geri dönmek istediğiyle evet. alakalı. Ama yönetimden yine sert açıklamalar geliyordu. Kesinlikle böyle bir şey mümkün değil gibi gibi hatır, açıklamalar. Hı hı. Tam hafızamda değil şu anda somut olarak ama ondan sonra aslında bir dikiş tutturulamadı. Yani rakamlar ne anlatıyor bize? Ön Daha bölge bölge Daha anlamında. İşte orada 500 bin eurodan dolayı Gomis'te sözleşme imzalamayan Galatasaray sonrasında işte e, Çadne için devasa bir para yani ödedi. bir de Ozan Kabak gibi bir değer çıkartıyorsunuz. Evet o parayı buralara harcıyorsunuz. Yani hem Falcao için devasa bir rakam ödeniyor. Hem de Chadney için benzer bir rakamlar ödeniyor. Bunları topladığın zaman 500 bin eurodan olmayayım diye neredeyse böyle 20-30 milyon euroluk bir harcama yapıyorsunuz. Üstüne bir de performans alamadığınız için Şampiyonlar Ligi'nden de oluyorsunuz. Evet. Transferi zamanında bitiremediğiniz için yarım sezon golcüsüz sezona giriyorsunuz geçtiğimiz yıl ve Şampiyonlar Ligi gruplarında golcüsüz oynuyorsunuz. Belki o Farkı verseydiniz 500 bin euro olurdu Her şey çok farklı olabilirdi. Biraz işte bu yönetim anlayışlarında öngörü çok önemli. Biraz daha öngörülü olmak gerekiyor. Romantik, duygusal davranmamak gerekiyor. E, oradan 500 vereceğim, aman vermeyeyim, niye benden bu para istiyor deyip de gidip 15-20 milyon eurolar harcayıp riske giriyorsunuz. Bir de hani şunu anlarım, Gomis'e 500 bin euro fazla vermeyeyim, gideyim 25 yaşında, 26 yaşında golcü bulayım dersin, alırsın 2-3 tane golcü getirirsin, anlarım. Onu da yapmıyorsun. 34 yaşındaki Falka'ya getiriyorsun.